Milli İrade'nin güçlü sesi Bursa TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben sunucunuz Seray Saygılıoğlu. Biliyorsunuz başkanlık seçimi yaklaşıyor. Sayılı günler kaldı. Bir tarafta Cumhur İttifakı, aday gösterilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta diğer adaylar. Biz de Bursa'da kent meydanına inerek Bursa halkının nabzını tutmaya geldik. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor artık. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Bizim oyumuz devamdan yana. Durmak yok? Durmak yok, yola devam. Ben her zaman devletimin yanındayım. O zaman durmak yok, yola devam. Aynen, aynen. Dik dur eğilme. Tamam. Yola devam. Teşekkürler. Seçim artık yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Oyunuz kime? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a. Cumhur İttifakı mı, diğer adaylar? Cumhur İttifakı. Recep Tayyip Erdoğan adayımız. Reisimiz adayımız. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyim? İsmim Emin. Soy ismim Şahin. Mudanyalıyım. Yörük Türkmen Dernekleri Başkan Yardımcısıyım. Bursa'daki bütün Yörük Türkmen Dernekleri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? AK Parti tabii ki. Bunca zaman devleti yönetmiş, kimseye bir zarar vermedi. Biz memnunuz. Biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim oyum Milli. Millet İttifakı mıydı ona? Merhabalar, isminiz? Orhan Kazma. Orhan Bey, biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor artık. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime olurdu? Benim oyum ittifaktan yanadır, Milli İttifaktan yanadır, AK Parti'den yanadır. Biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime olurdu? Tabii ki bizim oyumuz Cumhur İttifakı'ndan yana, milli, yerli, sivil, Anadolu insanının sesi olacağını düşündüğümüz, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olacağını düşündüğümüz bu Cumhur İttifakı'na inşallah oyumuz nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Seçimin galibinin de Cumhur İttifakı olacağını, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde olacağına inancımız sonsuzdur. Seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Aslında şu anda Türkiye'de güzel bir demokrasi şölenin olmasını istiyoruz. Bu demokrasi şölenin olduğu yerde herkes özgür iradesiyle kafasına uyan, ideolojisine uyan, düşüncesine uyan adayların yanında yer alması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda ben kurumsal anlamda olmasa da kişi olarak reisimin yanında yer alacağımı düşünüyorum. İstikrardan yana yer alacağımı düşünüyorum. Güçlüden yana yer alacağımı düşünüyorum. Mazlumların yanında, ses olanların yanında yer alacağımı düşünüyorum. Ve inşallah bu şekilde güzel bir aydınlık bir Türkiye bekliyoruz diyorum. Siz de bir vatandaşsınız sonuçta. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor artık. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin düşünceniz ne? Yani biz bu işte tarafız, hakkın tarafında olduğumuza inanıyoruz. Bu 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin normal bir seçim olmadığını bütün hücrelerimize kadar hissediyoruz. Yurt dışında bizim karşımızda olanlar, onun yurt içindeki uzantıları hepsi beraber karşımızda yer aldı. Türk halkı, Türk tarihi buna benzer mücadeleleri çok yaptı. Bu sefer güzel olan demokratik yollarla, sandık yoluyla bu mücadeleyi yapıyoruz. Biz galip geleceğimize inanıyoruz. Bu Anadolu coğrafyasında yaşayan milyonlarca insanın bu seçimin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğine inanıyoruz. İnşallah kazasız, belasız, huzur içinde 24 Haziran'a ulaşacağız ve Cumhur İttifakı, gücünü halktan alan ittifakla karşısındakilerin mücadelesine sahne olacak. Merhabalar. Biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin yorumunuz nedir? Yani ülkemiz gerçekten çok önemli bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesindeyiz daha doğrusu. Dünyada egemen güç dediğimiz güçlerin
yıllardan beri dünyaya getirmiş oldukları nokta burası. Ve dünya mazlumları, dünya ezilmişleri ülkemizden çok şey bekliyorlar. Ve hiçbir zaman için olmadığı kadar şu anda bizim birlikteliğe ve birlik ve bütünlüğe çok ihtiyacımızın olduğu bir noktada şu andaki bu Cumhur İttifakı'nı şiddetle ve şiddetle destekliyorum. İnşallah ülkemiz için de çok hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Bu milletvekilliği adaylık çalışmalarında inşallah ülkemize faydalı olacak, ülkemiz için mücadele edecek kişilerin seçilmesi en büyük temennimizdir. Bundan dolayı da inşallah bu sürecin ülkemiz, milletimiz ve dünya mazlumları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir diğer taraftan da diğer adaylar. Senin yorumun nedir? Cumhur İttifakı'nda tabii ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız birinci devlet başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih altın harflerle yazılacak. Biz zaten her zaman dediğimiz gibi bu ülkeye milletin efendisi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Her zaman yolumuza emin adımlarla, eğer yürüdüğümüz yolda bir engel yoksa o yol bizi hiçbir zaman iktidara getirmez. Ama baktığımız içerisinde önümüzde bir sürü engeller var. Hani yedi düvelle birlikte bir arada hani onlara karşı savaşıyoruz. Ama bu engelleri aşağı aşağı gittiğimizde zaten sonucu görüyorsunuz. Hep birlikte MHP'li kardeşlerimizle birlikte onlarla birlikte güzel adımlar atıyoruz. Her daim böyle olması lazım. Zaten 27 yıl önce Alparslan Türkeş'le Necmettin Erbakan'ın yürüdüğü yoldan yürüdüğümüz gibi şu anda MHP'li kardeşlerimizle AK Parti MHP açısından yürüyoruz. Bu kadar da verecektim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsminiz? İnci Söğütlü. Biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın gösterdiği adayımız Cumhurbaşkanımız. Diğer taraftan da diğer adaylar. Sizin yorumunuz nedir? Biz Cumhurbaşkanımızı 2001-2002 yılından beri destekliyoruz. Bu zamana kadar Türkiye'ye yaptıkları tartışmasız bir şekilde çok açık dünyada fark yarattı. Bugün de şu anda buradayız. Filistin'de yapılan bütün bu katliamları lanetlemek için buradayız. Bunu bu şekilde dirilişimize, bu şekilde uyanışımıza Sayın Cumhurbaşkanımız vesile oldu. Onun sayesinde dirildik, ayağa kalktık. Yeni bir Türkiye için, yeni bir Cumhuriyet için biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Cumhur İttifakı'nın da arkasındayız. İnşallah milli birliğimiz, dirliğimiz bozulmayacak. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da da Türkiye'de altın harflerle adı yazılacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Bunca zamandır yapılanlar, hizmetler meydandayken yapılan bu hizmetlere birileri eğer ben gelirsem yıkacağım, yok edeceğim, satacağım, durduracağım diye ilerlemeyi durdurmayı hedefliyorsa kesinlikle bunun karşısında durmalı ve şu an mevcut iktidarın yanında olmalıyız. Çünkü gelecek olan kişilerin ileriye yönelik herhangi bir menfaati veya bize sağladığı bir yarar yok. Kaldı ki Atatürk bile yerinde duran milletler başka milletlerin ayakları altında ezilir derken yerimizde durmayı kesinlikle kabullenemiyorum. Bulunduğumuz yerden daha ileriye götürmeyi vaat eden kim varsa ben onun yanındayım. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği Cumhurbaşkanımız, evet. Diğer tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz nedir? Yorumlarınız nedir? Tabii ki bu son süreçte 15 yıldır AK Parti hükümeti güzel işler yapıyor. Ülkemizin gelişimi ve yükselmesi adına gerçekten Türkiye'miz şahlandı. Bu yüzden oyumuz Cumhurbaşkanı anlamında Recep Tayyip Erdoğan'dır tabii ki. Ve Cumhurbaşkanımızın partisi olan partimiz AK Parti olacak. Biz hizmetlerden memnunuz. İnşallah bu hizmetlerin daha da yukarıya, yükseklere çıkması, daha da artması, her anlamda sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, her anlamda hizmetlerin yükselmesi için biz durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii ki de reisin arkasındayız. Bu bir büyük gerçek yani. İnşallah Allah'ın izniyle kazanacağız.
umutluyuz her zaman olduğu gibi. Herkesin doğruyu görmeye davet ediyorum. Objektif olmaya davet ediyorum. Şöyle bir şey. İyi bakan iyi görür, kötü bakan kötüyü görür. Objektif olan doğruyu görür. Objektif olalım lütfen. Bazı şeylere kitlenip endekslenip de yapılmış olan şeylerin doğruların kabul edelim ne olur. Yani bir yerden bir yere taşıdı reis, aldı, götürdü. Güzel günler önümüzde. Bu zamana kadar çok güzel şeyler yapıldı. Ve daha da çok güzel şeyler yapılması için lütfen doğru işler yapan kişinin arkasında olalım. Reisimize destek olalım ne olur. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? İsmim Selahattin Yalçın. Selahattin Bey, biliyorsunuz seçim artık kapıda, yaklaşıyor, sayılı günler kaldı. Evet. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta diğer adaylar. Sizin yorumunuz nedir? Oyunuz kimedir? Ben diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ezici bir çoğunlukla ilk etapta seçilecektir. Kanaatim o yönde. Milletvekilleri seçimine gelince de her ne kadar öbür taraf ittifak yaptı ise de onların yaptığı alacağı oy oranı toplamını söylüyorum. Kararsızlar da dahil %40 civarındadır. AK Parti ve MHP'nin yaptığı ittifak %60 civarında oy alacağı kanaatindeyim. Cumhur İttifakı mı yoksa diğer adaylar mı? Ben açık söyleyeyim, Cumhur İttifakı reisin peşindeyiz inşallah. Devam, yola devam. İsminiz nedir? Hasan Yılmaz. Hasan Bey, şimdi biliyorsunuz ki başkanlık seçimi yaklaşıyor, sayılı günler kaldı. Bir tarafta Cumhur İttifakı aday gösterilen Cumhurbaşkanımız, evet, Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bir tarafta da diğer adaylar. Evet. Sizin oyunuz kime? Benim oyum vatan ve millet için hayırlısı olan kimse ona. Teşekkür ederim. Belli oluyor değil mi kim oldu? Evet. Evet, neyse. Hemen şu tarafa da geçmek istiyorum. Sizin isminiz? Sami Yılmaz. Sami Bey. Peki Cumhur İttifakı mı yoksa diğer adaylar? Cumhur İttifakı. Herhalde reis. Başka yok. Seçimler yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Bizim Tayyip'e. Tayyip'e. Biliyorsunuz başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim oyum AK Parti'ye. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Biz devam ediyoruz. Biz devam edeceğiz. Her zamanki gibi devam ediyoruz yolumuza. Durmadan devam. Biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim İyi Parti. Merhabalar, kolay gelsin. İsminiz? Teşekkür ederim, Osman. Osman Bey, biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Evet. Sizin oyunuz kime? Tabii ki AK Parti'ye vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Ne kadar AK Parti'yiz. Her zaman için AK Parti devam edecek inşallah. Seçimler yaklaşıyor artık, sayılı günler kaldı. Bir tarafta Cumhur İttifakı aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim oyum Tayyip Erdoğan. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor? İşlerimiz güzel, hamdolsun, Allah'ın verdiğine şükür. Peki isminizi alayım önce. İsmim Alaaddin. Alaaddin Bey, biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Kısa, evet, bir süre kaldı. Evet. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kim olurdu? Tayyip Erdoğan olur. Peki bu konuda bir şey demek istiyor musunuz? Derim, her zaman Tayyip Erdoğan başta olduğu müddetçe Türkiye refaha kavuşacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı, evet, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Cumhur İttifakı'na. Teşekkür ediyorum. Biliyorsun seçim yaklaşıyor, evet, değil mi? Tabii. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Evet. Senin oyun kime? AK Parti tabii ki de. Liderimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Siz ne düşünüyorsunuz bu seçim süreci hakkında? Ya ben şu süreci hakkında hepsini gördüm, 6 tane. Gene bunların içine benim hemşerimdir gene. Gene kimse Tayyip'tir. Gene biz ona veririz. Yani hayır, hemşerim de değil. O bir keseci de yabancı değil. O da bizden de da Rizeli'dir. Ama Tayyip daha şeylidir, daha tecrübelidir, daha iyi kürsüdür. Ben sevdiğimin sebebi şudur, ben 50-67 yaşındayım, şimdiye kadar Avrupa'ya, Amerika'ya meydan okuyan tek lider, tek adam, onun için biz onun arkasındayız. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor, bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Bence Cumhur İttifakı daha iyi, daha iyi, çünkü geçmiş zamanları düşündüğümüz zaman bu adam başımızdan gitmemesi lazım. Teşekkür ediyorum. Sizden de yorum alalım.
AK Parti'ye kullanıyorum hep. AK Parti. Sizden? Ben de AK Parti. Teşekkür ediyorum. Sizin isminiz nedir? Mahmut. Mahmut Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Peki Cumhur İttifakı mı, diğer adaylar mı? Vallahi ben Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Cumhur İttifakı bir tarafta, diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim oyum MHP. Teşekkür ederim. Sizin oyunuz kime? Kime? Recep Tayyip Erdoğan'a başka kim olacak, başka var mı? Ya o Cumhurbaşkanı'ndan başka insan mı var memlekette? Dünya lideri. Biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Ben. Tabii ki Erdoğan. İsminiz nedir? İsmim Mustafa Aydın. Mustafa Bey, biliyorsunuz seçim süreci artık yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Ya şimdi şöyle ifade edeyim ben size. Gerçekten güzel bir soru sordunuz. Ama şu bir gerçek, ortam meydanda. Yani ne olacağı? Tabii ki Tayyipçiyiz. Bilemeyiz hangisi kazandığını. Artık şansına. Şimdi seçim süreci yaklaşıyor ya. Cumhur İttifakı mı yoksa diğer adaylar mı? Diğer adaylar. Evet. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Benim oyunum Erdoğan'a. Teşekkürler. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? MHP. MHP. Teşekkürler. AKP. Evet. Teşekkürler. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Ya siyasetle pek ilgilenmiyorum ama ben Tayyip Erdoğan'cıyım. Teşekkürler. Size de soralım. AKP. AKP. O zaman sizden de hemen yorum alalım. Aydın. Şeyimiz değişmiyor. AKP'deyiz. Teşekkürler. Cumhur İttifakı, bir tarafta, bir tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Ben milletçiyim. Ben de milletçiyim. Teşekkür ederim. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Cumhuriyet tabii ki de, her zaman. Şöyle diyeyim. Erdoğan mı, diğer adaylar mı? Erdoğan. Bir mücadele etmek zorundayız. Eğer ki başka birileri gelir de baskılara boyun eğerse vay bizim halimize. Ama en azından bu mücadele ediyor bari. O zaman yola devam. Etmemiz lazım. Ben şahsıma söylüyorum bunu. Herkesin özgür. Biliyorsun seçim yaklaşıyor. Evet. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Senin oyun kime? Benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki sen Cumhur İttifakı'na mı oy verdin, diğer adaylara mı? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Biliyorsun seçim süreci yaklaşıyor. Evet. Bir tarafta diğer adaylar, bir tarafta da Cumhur İttifakı. Sizin oyunuz kime? Cumhur İttifakı'na. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Milli İttifak tek geçerim. Biliyorsun seçim artık yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kim olurdu? Benim oyum Cumhur İttifakı. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta da diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Erdoğan. Evet, bir evet. Tarafta Cumhur İttifakı aday gösterilen Cumhurbaşkanımız, bir tarafta da diğer adaylar. Oyunuz kime? Bu kadar açık mı söyleyelim? Tabii ki reisi. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Başbakanımıza. Şimdi biliyorsunuz seçim süreci yaklaşıyor artık. Evet. İnsanlar kime oy versek diye düşünüyorlar. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta yola diğer... Yola devam. Durmak yok. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanımız, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Cumhurbaşkanı da Erdoğan'a, partide Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Teşekkürler. Siz? Biz de ayrı, ben de ayrı. Tamam, teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı mı, diğer adaylar mı? Tabii de Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan. Reisten başkasına yalan. Yani yapılacak oylamada reisimizin yanındayız Allah'a şükür. O zaman durmak yok, yola devam. Yola devam değil, koşacağız. Durmak yok değil yani. Uçacağız. Bu seçimde elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Teşekkür ederim. Ümit Bakış. Şimdi öncelikle yaşını sorayım. 19. 19. Sen de artık oy kullanabilecek yaştasın. Evet. Cumhur İttifakı mı, diğer adaylar mı? Tabii ki Cumhur İttifakı, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizlerin oyunu merak ediyorum. Kim olurdu? Ben AK Parti'den Bursa 27. dönem milletvekili adayıyım. Tabii ki oyumuz AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza. Teşekkürler. Rica ederim. Şu tarafa geçeyim ben.
siz de? Tabii ki Cumhur İttifakı destekliyoruz sonuna kadar. O zaman durmak yok, yola devam. Aynen, aynen devam. Teşekkürler. Tabii ki reisimizin sonuna kadar arkasındayız. Şu anda tüm mazlumların arkasında duran, mazlumları destekleyen başka bir lidere maalesef yok. O yüzden sonuna kadar arkasındayız. Tabii ki yola devam diyoruz. Seçim süreci yaklaşıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kim olur? Ben söyledim oyumu. Ben 27. dönem milletvekili adayım AK Parti'den. Oyumuz AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vereceğiz, çalışacağız. İnşallah birinci turda ezici bir çoğunluğu mecliste alacağız. Cumhurbaşkanımızı da çok yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ülkemize, milletimize ve Bursa'mıza. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Sizin oyunuz kime? Bizim oyumuz, yani 15 yıldır ülkeye hizmet edenlerden yana oyumuzu kullanacağız inşallah. Teşekkür ederim. Sizin bu hakkında, bu konu hakkında yorumunuz nedir? Ben de arkadaşımın görüşlerine katılıyorum ben ayrıca. Biz bir arkadaşız, görüşlerine katılıyorum. Seçim süreci artık kapıda biliyorsunuz. Evet. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta diğer adaylar. Evet. Sizin vereceğiniz oy hangi, kime? Benim Cumhuriyet İttifakı. Teşekkür ediyorum. Size de sorayım. Buyurun. Şöyle geçeyim. İsminiz? Cevat Özkan. Cevat Bey, sizin oyunuz kime? Cumhur İttifakı mı, diğer adaylar mı? Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ve Cumhurbaşkanı olarak kalmasını istiyorum Allah'tan. İnşallah Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben onu çok seviyorum. Şimdi ben şahsi olarak daha önceki yılları, çünkü ben 86 doğumluyum. 90'lı yılları bildiğimiz için, problemleri bildiğimiz için şu andaki hükümetten çok daha memnunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet kardeşimiz ne dediği gibi şu andaki hükümetten çok razıyız. İnşallah oyumuz da o yönde. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olur. Tabii ki Milli İttifak, Cumhurbaşkanımızın içinde olduğu, Devlet Bahçeli'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'na oyumuz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin ilk başkanının belirleneceği seçimlerin kalbi, milli iradenin güçlü sesi Bursa TV ekranlarında atacak. Ben sunucunuz Seray Saygıloğlu ve kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz'la başka bir programda görüşmek üzere.